Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lead in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Merhaba oyun severler. Bugün yine daha da böyle gelişmiş bir şekilde güzel bir video hazırlayacağım inşallah. Bugün Şampiyonlar Ligi finalimiz var. Niye ben UEFA Avrupa Kupası yazmışım başlığına? Kim bilir gece karşı çektik masa UEFA Avrupa Kupası diye kalmış. Şimdi burada finalistlerimize bir bakalım kimler kaldı. Slavia Prag kendi evinde ilk maçı 1-0 yenilmesine rağmen 2-0 yenerek turladı. Bayern Münih de Genk'i 2-0 yenerek toplamda 5-0'la net bir skorla finale gitti. Burada yine rakip kırmızı kart yemiş. 4-4-2 ile saldırmayı denemiş. 4-3-3-B ile pişi çekmiş. Piş yalnız. Pişi çekmiş Bayern Münih'i. Tebrik ederim cidden. Şerafettin. İki sürpriz bence. Ben ikisini de sürpriz olarak tanımlıyorum. 4-5-1'e 4-5-1. Yine güçlü bir 4-5-1 taktikleri ikisi de. 2-0 yenmiş. Ve finale ikisi de alınların akıyla adını yazdırdı. Şimdi bizim finalistlerimiz hangi zorluklardan geldi buralara? Neler yaptılar? Gruplarda bir bakalım. Ne yaptılar? Güzel bir video hazırlayacağım onlara. Şimdi burada hatırlayalım. Baştan sona, evet, baştan sona gidelim. Ne yapmışlar? Ne hangi yollardan geçmişler? Beraber bir görelim finalistlerimizi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında bakalım. Bayern Münih kendi evinde Kızıl Yıldız'a 2-1 yenilmiş. Slavia Prag neredeydi? Evet, biri F'de, biri B ile F'ye bakacağız. Tamam. Slavia Prag da Inter'den deplasmandan 1 puan almış. İkinci maçlarda yine Bayern Münih deplasmanda bu sefer 3 puanı 1 golle almış. Slavia Prag da kendi evinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek güzel bir başlangıç yapmış. Bence iki maçta da tebrik ederim. Sonra Bayern Münih deplasmanda 2-2 kalmış. Yine 1 puan almış. Ki deplasmanda 1 puan almak her zaman iyidir. Çünkü rakipleriz hepsi orijinal isimler. Burada Barcelona'yı 3-1 kendi evinde yine Şerafettin 3-3 ile grupta bildiğiniz yıldız gibi doğmuş. Valla tebrik ederim. Dördüncü maçlarda Bayern Münih kendi evinde 2-0 Olympiakos'u yenerek avantaj sağlamış. Kızıl Yıldız da neredeydi o? F grubunda mıydı? Evet, Kızıl Yıldız deplasmanda yine Barcelona'yı 1-0 yenerek 4-4 yapmış. Harbiden Slavia Prag'ı biz hep gözden kaçırmışız. Bravo cidden. Şöyle bakalım. Kızıl Yıldız yine deplasman kendi evinde Bayern Münih'e yenilince Bayern Münih zaten burada tur biletini kapmış. 1-0 yenmiş. Slavia Prag burada 5'te 5 yapmış. Tebrik ederim cidden. Şurada Barcelona, Dortmund, Inter. Harbiden size bir şey demiyorum. Cidden Slavia Prag harbiden. Bravo. Altıncı maçlarına gelelim. Altıncı maçlarında yine Bayern Münih kendi evinde Tottenham 3-2 yendi. Hatırladım maçı bayağı gollü olmuştu. Burada da yine deplasmanda bir puan alıp da namağlup bitiren Şerafettin pimi çekmiş harbiden. Tebrik ederim Şerafettin seni. Yine burada artık son 16 ilk maçlarında Real Madrid ile Slavia Prag eşleşmişti. Valencia ile de Bayern Münih. Bakalım ne olmuş. Bayern Münih 3-3 kalmış. Slavia Prag'da deplasmanda altın değerinde 3 puan almış ve avantajlı olarak evine dönmüş. Bayern Münih burada evinde 3-2 yenerek turu biraz da zor da olsa geçmiş. Cidden zorlanmış. Burada Valencia'yı zorlamış. İlk maçın avantajını kullanan Şerafettin yine namalup şekilde yoluna devam etmiş. Çeyrek final ilk maçlarında deplasmanda 3-2 Lokomotiv Moskova Bayern Münih yenmiş. Şerafettin yine sakinliğini bozmamış. 0-0 burada devam etmiş yoluna. Helal olsun. Rövanş maçlarında
Yine burada Bayern Münih 3-2, 2-0 yenerek toplamda 5-2 net galibiyetle üste geçmiş. Bu arada artık Slavia Prag biraz da şansının yardımıyla maçı penaltılarda finale taşımış. Penaltılarda sonuçta şans şey biliyorsunuz. Oyun kime veriyorsa ona gidiyor. Yarı final maçlarında Slavia Prag ilk maçta 1-0 yenilmişti. Bayern Münih deplasmanda benim iki favorim bunlardı. Cidden beni de ters köşe yaptılar. Bayern Münih deplasmanda 3-0 net bir skorla geçti. Burada Genk'in büyük hatası son dakika maçın dakikasını hesaplayarak yanlış dakikada taktik değiştirmeye çalışmasıydı. İçinde patladı. Bayern Münih de bunu değerlendirdi. Tebrik ederim. Yarı final maçlarının artık şeyinde rövanşında Slavia Prag 2-0 net bir skorla geçti ve Bayern Münih de 2-0 toplamda 5-0'la finale adını yazdırdı. Bu iki takımdan bakalım akşam kim şampiyon olacak? Finale az kaldı. Şu an saatimiz bakalım. Şu an saat 14.20. 19.20'de bizi final maçı bekliyor. Gerçi final maçı biraz daha şey yapıyor ama. Hak eden kazansın. Bence güzel bir Şampiyonlar Ligi oldu. Ve bu videoyu beğeneceğinizi umuyorum. Devamı akşama gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi saatimiz 18.40. Gördüğünüz gibi maça 37 dakika var. Maça başlamadan önce iki takımın da kadrosunu göstermek istedim. Bunu böyle biraz daha heyecanlı olsun diye yavaş yavaş yaptım. Şuradan girebiliyoruz mu? Giremedik. Peki. Özür dilerim. O zaman buradan Bayern Münih buluruz. Kadrosuna bakarız. Bayern Münih kadrosunda Oyarzabal 106, 105'lik Walcott, Perez var 103'lük, Payet. Bunlarla gol arayacak Bayern Münih. Orta sahası yine 5'li orta saha var. 104, 102, 103, 103, 102. Pulgar var. Vlasic var. O da 22 yaşında bakın ilk defa şey yaptım. Albrighton var, Noble var ve Rooney. Aslında orta saha biraz yaşlı gibi ama dirençli bir orta saha. Tecrübe her zaman iyidir. Defansları da yine 5'li bir defans var karşımızda. 103, 97, 97, 94, 97. Biraz defans sanki yani öbür takımın tabi defansını görmedim. Bana göre sanki biraz geride kalmış. Ama Şampiyonlar Ligi finalinde bir Bayern Münih. Burada yine kalecisi 105 ve 101. Kaleciler güzel. Kalecilerde sıkıntı yok. En çok golü Oyarzabal atmış. En güçlü oyuncusu gördüğünüz gibi 106 Oyarzabal. En yüksek değer yani 8.8'de Albrighton oynamış. Cidden 607 milyonluk kadrosuyla Bayern Münih bugün finale çıkacak. Kardeşimize Mircea Lucescu, Nikti kardeşimize başarılar. Şimdi Slavia Prag'a geçelim. Bir de Şerafettin'in takımını inceleyelim. Slavia Prag görüyorsunuz 14 puanla birinci. Tek mağlubiyeti Napoli'ye karşı 1-0 almıştı. Burada da görüyorsunuz kadronun aslında yani tamam belki Leipzig'i penaltıyla yendi ama kadronun değil de taktiğin iş yaptığını gösteren bir ifade var burada. Slavia Prag gördüğünüz gibi aslında Bayern Münih'in yarı değerinde. Forvet'te 18 yaşında Kai Jorge ilk defa duydum. Alınabilir aslında ileriler için. 94'lük Vardy, 91'lik Vardy, 80 karıştı pardon. Jorge 94'lük, Vardy 81, Kasper Dolberg de 77. Sanki forveti geliştirmemişiz gibi. Yine burada orta sahalar Kessié güzel 99. Donker bu da güzel asist yapıyor bence. Sen de ne yapmış merak ettim. Bir gol atmış. Bazen sevi tutmuyor demek ki. Garcia var 99, Cazorla var 99, Berge var 91, Rincon var 92. Burada sanki biraz orta sahanın gücünden faydalanacak gibi 4-5-1 büyük bir ihtimalle çıkılacak gibi. Şimdi burada defansta öncülük yapsın diye bir Çağlar Söyüncü var. 101, 99 Adrizola var. Ansaldi var 95'lik. Bednarek var 92, Ross var 91,
Maripan var 88. Burada 4-5-1 daha hakim bir şeyde göreceğiz gibi. Videoda maçtan sonra yayınlanacağı için ondan sıkıntı yok. Rahat rahat konuşabilirim arkadaşlar. Kalecisi 96. Gördüğünüz gibi arada baya fark var. Neredeyse iki katlık bir değer farkı var. Kadro farkı var. Bakalım Slavia Prag güçlü Bayern Münih'i yıkabilecek mi? Herkesi yanıltabilecek mi? İddiacıların 1.10 verdiği Bayern Münih'i 10 oranla Slavia Prag devirecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. Burada da en yüksek değerli ortalamayla Kessié oynamış. En değerli oyuncusu 101 ile Çağlar Söyüncü. Gol kralı Kessié orta sahası çünkü 4-5-1 oynadığı için burada orta saha biraz daha ön plana çıkmış. Forvet'i ne yapmış merak ettim. Evet forvet gördüğünüz gibi asist yapmış. Gol bir tane atmış. Yani buraya gelmek kolay olmadı onun için de. Cidden tebrik ederim. Güzel bir maç ve yani o zorlu grup fikstüründen çıkıp da finale gelmek her baba yiğidin harcı değil. Seni tekrardan kutluyorum Şerafettin. Bir de finali alırsan yani tadından yenmez senin için. Yani burada ikiniz de benim için değerli oyuncularsınız. Çünkü siz benim kurmuş olduğum ligde çok güzel bir performans sergileyerek, boşlamayarak, değer vererek, önemseyerek buralara kadar geldiniz arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Bakalım finalde bizi neler bekliyor. Az kaldı. 35 dakikamız kaldı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Artık finalim zamanı geldi ama hadi bakalım kim almış? Ben de merak ediyorum cidden. Gösterme. Aa, niye göstermedi? Çünkü şuradan girmemiz lazımdı. 2-0. Şerafettin yenmiş. Vallahi helal olsun Şerafettin'e. Burada maçı göstermedi niye? Biz elendik diye mi? Neyse. Arkadaşlar Şerafettin'i tebrik ederim. Cidden videonun başında da incelediğimiz gibi sürpriz yapar mı dedik. Yaptı valla. Helal olsun Şerafettin'e. 4-5-1 ile 4-3-3-B'ye bayağı üstünlük sağlayarak yendi. Şaşırdım. Yani harbiden iki katı gücü olan Bayern Münih yani maçlarına da baktım. 4-3-3 ile herkese üstünlük sağlayan bir Bayern Münih. 4-5-1'e %63 de kırmızı kart mı var ya? O da yok. Ki Bayern Münih'in orta sahası daha güçlü ve daha durgun bir orta saha var. Tek forvet işte en güçlü olanı koymuş zaten. O da zaten gol atamamış. Orta sahalar işi çekmiş. Şerafettin'i alkışlıyoruz cidden. Allah'a bravo Şerafettin. Cidden herkesi ters köşe yaptın. 1.1 yerine 10 numara bahisi kazandın. Bravo Şerafettin. İkinizi de tebrik ederim. Kazanan bence ikinizsiniz de. Çünkü yarı finalde bile cidden size %10'luk şans vermiştim ben kendi mantığımla. %100 hani toplam 4 takımdan. Diğer takımlar %40'a yakın bir orandaydı. İkiniz bu oranları ters çevirdiniz. Bugün Şerafettin %0 nokta yani kadro değerlerine bakınca cidden böyle görünüyordu. 0.2 falan. Helal olsun. Cidden tebrik ederim. Çok güzel bir Şampiyonlar Ligi geçti bence. Bayern Münih'i buradan alkışlıyorum. Zorlu rakipleri yendiler. Gördüğünüz gibi ikisi zor bir aşamadan geldi buraya. Özellikle Slavia Prag harbi helal olsun. O gruptan çıkıp maçları yemek ve sadece Napoli'ye mağlup oldu 1-0. Ki revanşında 2-0 yendi. Leipzig'e 0-0-0-0 kaldı iki maçta da. Penaltılarda yendi. Hakkıymış, onun hakkıymış. Cidden tebrik ederim. Helal olsun. Şimdi bundan sonra bu slotumla ben ekip ligine devam edeceğim. Ekip savaşlarına. Şurada göstereyim onu. Yine tekrardan şampiyonumuzu bir alkışlayalım. İkinizi tebrik ederim cidden. Şöyle bir gelelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 5 gün kaldı. 6. gün ligler kurulacak. Zaten kardeşim de Ankara'da, o da gelecek o ara.
Beraber ikimiz ligi kuracağız. Ligin kurallarını koyacağız. İki tane lig. Ona ilk onar, ilk ona kalanlar diğer lige geçecek ve onun da birincisine ödül vereceğiz. Cüzi bir ödül. Öyle abartılı bir ödül değil. En azından benden bir hatıra olsun size. Öyle diyeyim. Seveceğinizi umuyorum. Sonuçta bu bir oyun. Unutmayın bunu. Atla deve değil. En azından bugüne kadar sonuçta hepiniz bana zaman harcıyorsunuz. Bunu oyunu daha heyecanlı kılmak için böyle bir etkinlik sağlıyorum. Arada yine yapacağız, emin olun buna. Şu YouTube gelirleri biraz zıplasın. İnşallah daha da güzel ödüller olacağına emin olun. Hepinizi seviyorum. Şampiyonlar Ligi güzel geçti. İnşallah bir dahaki liglerimizde böyle geçecek. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.